Merhabalar çocuklar. Bugün sizleri ayıcıklarımla karşıladım. Neden acaba? Evet, bugün konumuz ayılar olacak çocuklar. Biliyorsunuz ki bir cici kuş tekerlemesi öğrenmiştik, değil mi? Bugün de ayı tekerlemesi öğreneceğiz çocuklar. Daha sonrasında sanat etkinliğimizde ne yapacağız? Evet, bir ayı etkinliği yapacağız. O zaman öncesinde bir tekerlememizi öğrenelim bakalım. Tekerlememize ne diyor? Dağda ormanda gezer, armudu balı sever. Et bulur, ot bulur, yutar hapur hapur. Bizim tonton ayıcık yemez abur cubur. Wow! Ayılar bile bu kadar sağlığına dikkat ederken bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor, değil mi çocuklar? Ne diyordu? Dağda ormanda gezer. Ayılar bir vahşi hayvandır. İnsanların yaşam yerlerinde yaşamazlar. Yani çevremizde dışarı çıktığımızda ayılarla karşılaşmayız, değil mi? Bizler tekerlememizi bir tekrar edelim. Bakalım ayılarla alakalı bizlere başka ne ipuçları veriyor. Dağda ormanda gezer, armudu balı sever. Et bulur, ot bulur, yutar hapur hapur. Bizim tonton ayıcık yemez abur cubur. Bir kez daha tekrar edelim. Dağda ormanda gezer, armudu balı sever. Et bulur, ot bulur, yutar hapur hapur. Bizim tonton ayıcık yemez abur cubur. Evet çocuklar, tekerlememiz böyleydi. Bakalım sanat etkinliğimizde ne yapacağız? Bu ayıcığı da şuraya bıraktım. Şimdi sanat etkinliğimiz için bir kahverengi kartona ihtiyacımız var aslında. Ama benim kahverengi kartonum biraz tonu değişik. Ama burada varsa sizin elinizde aslında bu etkinlik için Eva çok güzel olur çocuklar. Benim kahverengi Eva'm olmadığı için kartondan size göstereceğim. Bir kukla gibi bir şey olacak bu. Neyden yapacağız? Bana 2 adet şey lazım çocuklar. Daire lazım. Şimdi 2 adet dairem için ben elimle çizeceğim. Sizler yine burada bir kalıp kullanabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken birinci nokta çocuklar. Şuradan kullanacağım. Biraz kenardan aldım. Dikkat etmeniz gereken birinci nokta, bir daireniz, yani vücudunuzun altı için kullanacağınız daire daha büyük olacak. Daha sonra kafası için biraz daha küçük bir daire ihtiyacım var. Şimdi size onu da göstereceğim. Bir de kafasını çizdikten sonra buraya kulaklarını da ekleyelim. Evet, şimdi çocuklar kesiyorum ben. Çizdiğim şekilleri gösterip iki tane daire. Birisi diğerinden daha büyük. Kafası olarak kullanacağım daireye kulaklarını ekliyorum çocuklar. Keserken kafasıyla beraber kesiyorum. Bu arada sizlerin çizimlerini görüyorum. Gerçekten çok güzel yapmaya başladınız. Artık çizimleriniz daha net. Her zaman söylediğim şey neydi çocuklar? Onlara çok dikkat ediyorsunuz. Daha büyük çizmeye başladınız. Sayfanız dolmaya başladı. Evet çocuklar, kafasını kestim bu arada. Şimdi diğer vücudunu da keselim. Dediğim gibi Eva'nız varsa kukla olacağı için daha iyi olabilir. Ama yoksa sizler de karton kullanabilirsiniz tabii ki de. Ne demiştik? İki daireden ihtiyacımız vardı ama bir daire vücudu için kullanacağım dairenin daha büyük olması gerekiyor. Şimdi birleştirmeye geçelim. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir birleştirmem olacak. Burada yapıştırmayı kullanıyorum ben. İsterseniz siz şey de yapabilirsiniz çocuklar. Bunu bir bütün olarak çizip bir bütün olarak da kesebilirsiniz. Ya da zorlanırım dersiniz, dairelerden yapmak daha kolay olabilir. Birleştirdim. Bitti mi? Bitmedi. Neyi eksik? Yüzü eksik, değil mi? Hemen yüzünü de tamamlayalım. Burada belli olması için siyah kullanıyorum. Oynar gözünüz varsa oynar göz ekleyebilirsiniz. Yüzün istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Peki buna kukla olacak dedim ya. Şurada küçük de bir göbek ekleyelim hatta. Peki bu kukla olacak dedim ya. Ben buna ne eklemem lazım? Şimdi size şöyle katlayarak kesiyorum ben. Burada biraz zorlanabilirsiniz. Bu parmaklarınızın geçeceği yerler olacak çocuklar. Burada ailenizden destek alabilirsiniz. Şöyle
şöyle parmağınızın geçeceği boyutta. İki tane daire kesebilirsiniz. Buraya çizerek de yapabilirsiniz. Ben şöyle katlayarak göstermek istedim. Buradan parmaklarınızı geçiriyorsunuz. Benim parmaklarım için küçük kaldı. Evet. Merhaba. Ben Tonton Ayıcık. Hatırlıyor musun tekerlemimi? Dağda ormanda gezer, armudu balı sever. Et bulur, ot bulur, yutar hapur hapur. Bizim Tonton Ayıcık yemez abur cubur. Evet çocuklar, benim arkadaşlarımı yapmaya hazır mısınız? Hepinizin arkadaşlarımı merak ediyorum. Bana arkadaşlarımı gönderin olur mu? Sizi çok sevdim ben. Görüşmek üzere. Görüşürüz çocuklar.